artık yaşama şansımızı aldı elimizden. Yani onu söylerdik. Yani bir Tayyipçi olarak bunu söylüyorsak düşünün artık. Tayyipçi olarak. Tabii ki her yönden, her şeyden. Pahalılık olsun, yani bizim kendi çocuklarımız mesela okumuş olmayan çocuklarımız var, onlar iş bulamıyorlar. Hep Suriye'den gelenler sigortasız şeysiz çalıştıkları için bizimkilere iş yok. Yani bizler sigortasız zaten vermiyoruz ama işverenler hep bunların başı Tayyip'tir. Yani maaşlar çok düşük. Emekliyim tabii. 14 lira maaş alıyorum, 14 bin lira. Yani pazardaki fiyatlar gördüğünüz gibi. Yani durumlar bayağı vahim. Yani biraz bu konuda duyarlı olmasını söyleyebilirim kendisine. Her şey söylemek isterdim. Korkum da yok yani. Keşke çıkabilsek karşıma, keşke karşısına çıkabilsek yani. Kendi saraylarda yatsın, otursun, vicdanı rahatsa çok güzel bir şey yani. Biz 12,5 milyar maaşla hem kira ver hem pazara çık. Hani geçinmeye çalış yani. Onlar sefasını sürsünler ablam. Bir şey diyeceğim yok yani. Vicdanına bırakıyoruz artık. Emekler geçinemiyor. 12.500 lira. Ben en düşük kirayı ben veriyorum. Abime veriyorum. 8.000 lira ben kira veriyorum. Şu an gelen iki fatura 2.000 lirayı geçti. Geçinmek oldukça zor. 12.500 lira hiçbir şeye yaramıyor. Lütfen onu artırsınlar. 20 bine çıkarsınlar. 20 bine çıkarsalar da bu ekonomi şeyi de yine yetmiyor. Biz emekliyiz. Zor durumdayız. Evimiz kira. Zor durumdayız. Sorarsanız sorun, kimse memnun değil. Şimdi bakıyorsun bir tane araba, ikinci olana. Ya o memnuniyetini söylüyor ama millette para var ya, çok para var vallahi. Zimine zengin. Soran gelip geçer. Kimse bir şey alamaz. Ne peynir ne sebze. Yeşillik aldığımız otlar bile çok paradır. Her şey çok pahalıdır. Kimse memnun değil. Yani altla birlikte geçsin, pahalılığı görsün isteriz. Bizlerin insanların halinden anlasın isteriz. Bunu isterim. Erdoğan bu halkın içine girsin isterim. Bu pahalılığı görsün. İnsanların ne kadar zor durumda, bir anne evladına bir et alamadıktan sonra, bir yemek veremedikten sonra ne kıymeti var hiçbir şeyin. İnsanlar çok zor durumda. Kimse memnun değil yaşantısından ama ne yapsın, bak geziyor, kimse istediğini alamıyor. Pahalılık, insanlar zor durumda, ne yapacak? Herkesi bir dinleyin. Pahalılığı herkes dinlesin, inşallah büyüklerimiz dinlesin, görsün. Bu mu? Evet. Bir tek mağazı 30 lira. 30 lira, 30 lira. Sadece bunu. Bedava değil mi? Seçim istiyor, seçim. Seçim, seçim. Seçim istiyoruz. Milletin canını okudular kardeşim. Olur mu böyle şey ya? Evinde kazan kaynıyor, bizde de kemik kaynıyor. Çoluk çocuğu doyuramıyoruz. Yazıktır be. Allah Allah. Başbakanım diye, cumhurbaşkanım diye hakkı yok bizi böyle ezmeye. Bu kadar. Ben de içeriden geliyorum pazardan. Çok pahalı. Olmaz yani. Bir marul 45 lira 50 lira. En basiti bu. 50 liradan aşağı bir şey yok ya. Hiçbir şey yani. En basit, en ucuz şey 50 lira. Bakan Şimşek de gelsin. Bir de gelsin, bir de gelsin pazarları dolaşsın. Emeklilerle pazarı ya, gezelim. Bakan Şimşek söyleyebilir ama gezelim. Bir de gelsin pazarları dolaşsın baksın. Enflasyon var mı yok mu diye. Bu kadar olur ya. Olmaz ya. Yani. Yan taraftaki okula bir gidin bakın, evet. Kaç tane çocuğun yanında yemek var, ekmek anne, var. Baba, bir beslenme ne koymuşlar. Yani bu pazarda bu gördüğünüz kuru kalabalık hiçbir şey değil. Yani bir 50 lira bir en basiti bir elma. Teşekkür ederiz. Hı. Bunları yayından. En basiti 50 lira bir elma. Yani bir çocuğa yani bir elma yediremeyecekse bu millet. Yani çoğunlukta emekli zaten. Hadi biz çalışıyoruz diyelim, belki bir tık üstü diyelim. Ama emekli insanlar veya asgari ücretle çalışıp kirada okturan insanlar, ya bunlar süper kahramanlığı da geçtiler artık. Yani Allah yardım ediyor bir şekilde.